yapacak. Benzetmelerle, teşbihlerle anlatacak. İşte şu sırra binaen beden-i insanideki harareti gariziye, vücut sıcaklığımız, bu imtizacı kimyevi ile temin edildiği gibi kandaki karbon alındığı için kan dahi safi olur. İşte nefes dahile girdiği vakit vücudun hem ağabey hayatını temizliyor hem nar-ı hayatı işgal ediyor. Ne yapıyor? Ağabey hayatını, o vücudun ağabey hayatını temizliyor. Nar-ı hayatı, hayat ateşini işgal ediyor, yandırıyor. Çıktığı vakit ağızda mucizat-ı kudret-i ilahi olan kelime meyveleridir. Allah Allah. Oksijen alırken konuşabilen var mı içimizde? Hiç denediniz mi? Bir oksijen alırken konuşmayı deneyin, konuşamazsınız. Ne zaman konuşursunuz? Karbondioksiti dışarı atarken. Yani Allah o zararlı gazla iki büyük nimeti açığa çıkardı. Artık o zararlı gazın bir an önce vücuttan dışarı atılması lazım. En büyük mucizelerden birini Allah o zararlı gazı dışarı atarken yaratıyor. Konuşma, konuşabilme kabiliyeti ancak o karbondioksit dışarı atılırken oluyor. Subhanallah. Yani turbo sistemini kullanıyor Cenab-ı Hak. Bir daha yani faydası olmayan kullanılmış şeyden bir daha daha büyük bir fayda. Hatta felsefeciler insanı tarif ederken ne diyorlar? İnsan konuşan bir hayvandır diyorlar. Yani insanı hayvanlardan ayıran en büyük özellik olarak neyi koymuşlar? Konuşmayı. Allah Allah. Ve o konuşma karbondioksitin dışarı atılması neticesinde yaratılıyor. Yani. Bir üstadımız birkaç yerde anlatıyor. Bir tanesi 19. sözün sonunda o 14. işarette geçiyor. Diyor ki üstadımız, cisme hava, ruha hu gibi insanın zaruri ihtiyaçlarını anlatıyor. İnsanın en zaruri ihtiyacı cesedine hava, ruhuna da hu'dur diyor. Hu ne demek? Her karbondioksidi dışarı verirken ağzımızdan istesen de istemesen de, beğensen de beğenmesen de, iman etsen de etmesen de mecburen hu çıkıyor. Hani bunu belki normal nefes alıp verirken fark etmiyoruz ama koştuğumuz zaman, efor sarf ettiğimiz zaman bakın ne çıkıyor? Adam zikir çekiyor. Hani hu'cu diyorlar ya, hu Allah demek yani. Üçüncü tekil şahıs. Hani ben, sen, o diyorlar ya, ene, ente, hu. Üçüncü tekil şahıs. Hu. Kur'an'da Allah için kullanılmış. Hu. Ve ister inan ister inanma, yaşamak istiyorsan ne demen lazım? Hu. Ben kafirim demeyeceğim. Öl. Başka çare yok yani. Mecbur hu. Hele koştu mu sporcular, en çok zikir çeken sporcular. Adam gidiyor yani. Uçacak. Tabii iman olmayınca istifade edemiyor. Cenab-ı Hak o imanın inkişafını cümlemize ihsan etmiş. En sonu şöyle bir cümleyle, Arabi kelamla bağlamış üstadımız. فَسُبْحَانَ مَنْ تَحَيَّرَ ف۪ي سُنُعِهِ الْاُكُرُ Tesbih ederiz, tenzih ederiz o Zat-ı Zülcelal'i ki onun sanat eserleri karşısında insan aklı hayrettedir. Peygamber Efendimiz'in en çok yaptığı dualardan birisidir. Ya Rabbi hayretimi arttır. Çünkü hayret gafletten uyanmaktır. Hayret aklın secdesidir. Hayret miraç başlangıcıdır. Her bir hayret miraç basamağıdır. Her bir hayret insanı daha yüksek iman mertebelerine taşır. Onun için hayretimi arttır demiş Peygamber Efendimiz. Böyle seneler evvel dinlediğim bir hatıra var. Onu da bu mesele münasebette nakledeyim. Bu 1986 yıllarında Nakşibendi tarikatından kimdi o zaten şimdi?
değil abi, 86 yılında Mahmud Sami Ramazanoğlu, rahmetullahi aleyh, evliyadan bir zat, Medine'de vefat etti bu zat. Vefatından sonra yerine damadı geçti. İstanbul'daki abilerimiz de taziyeye gidiyorlar. O yeni geçen zatı taziyeye gidiyorlar. Başın sağ olsun manasında. Tabii kalabalık bir cemaat var. Sırayla geliyorlar. Onları bekletmişler demişler. Sıra gelince buyurun demişler. O zat sorulmuş, demiş siz hangi cemaate mensupsunuz? Demişler ki biz nur talebesiyiz. Bediüzzaman Hazretleri'nin hizmetindeyiz. Risale-i Nur okuyoruz, neşrediyoruz. O zat demiş ki biliyorum, haberdarım. Demiş ki bizim tarikatımızda bir makam var. Ona biz hayret makamı diyoruz. Bu makama bizim tarikatımızda 40 senede ulaşılıyor. Demiş geçenlerde sizin risaleciklerinizden biri eline geçti. Küçük kitaplardan biri eline geçmiş. Demiş ki şöyle bir açtım baktım. Her satırında hayret makamını gördüm, hayret ettim demiş. 40 senede ulaşılan makam Risale-i Nur'un her satırında var. Ve biz gaflet ediyoruz, okumuyoruz. Peygamberimiz diyor ki ya Rabbi hayretimi arttır. Hayretimizi arttıracak hakikatler burada. Bu ifade benim hatırımda kaldığı kadar, belki eksik hatırlıyorsam beni düzeltebilirsiniz. Bu tabir risalelerde 3 yerde geçiyor diye hatırımda var. Hemen en kolay bulacağım yerlerden bir tanesi 22. sözde. Hemen 6. lemhanın kısa bir şey, çok uzun değil inşallah. Çok da meşgul etmeyeceğim. Mesela nasıl? Uzun olsun. Uzun olsun. Bak sonra pişman olursunuz ha. 4-5 saat ders okuduğumuz Cenab-ı Hak bazen lütfediyor öyle. Yanarsınız bak. Mesela o Rahim-i Zülcemal'in tabir çok mühim. İşte bak orada Sani-i Hakim dedi. Burada da Rahim-i Zülcemal'in Bahistan-ı Kerem'inden Allah Allah ikramının bostanından, bağından mucizatının salkımlarından bir tanecik hükmünde gördüğüm iki parmak kalınlığında bir üzüm asmasına asılmış olan salkımları saydım 155 çıktı. Hiç böyle bir bağ bahçeye gidip bir üzüm asmasının yanına gidip de salkımları sayan var mı içimizde? Acaba kaç tane salkım var? Götürelim yani nerede en sarısı, en ballısı, en kızarmış, en olmuşun hangisi yani? Dalarız ya. Belki öyle dalarız, besmeleyi de unuturuz. Bak Bediüzzaman Hazretleri ne yapıyor? Hemen önce bakmış iki parmak kalınlığında asmış. Önce ona bakıyor. Asmanın kalınlığı iki parmak. Salkımları saydı, 155 tane çıktı. Devam ediyor. Bir salkımın tanesini saydım. Mübarek bir de taneleri sayıyor. 120 kadar oldu. Düşündüm dedim. Eğer bu asma çubuğu ballı su musluğu olsa, bu asma çubuğu ballı su musluğu olsa, daim su verse, şu hararete, bu Ağustos'un sıcaklığına karşı o yüzel rahmeti şurup tulumbacıklarını emziren salkımlara ancak kifayet edecek. Ancak kâfi gelecek. Halbuki bazen az bir rutubet ancak eline geçer. Öyle mi değil mi? İşte bu işi yapan o üzüm tanelerini böyle ballı su musluklarıyla doldurup yaratan Allah'a her şeye kadir olmak lazım. Üstadımız şualarda da 7. şuada bunu biraz daha böyle ince anlatmış. Her bir üzüm tanesinin üzerine diyor ince, renkli, latif bir mahfazayı yerleştirme. Yani bir terziye verin, deyin ki şunun üzerine bir elbise dik. Ne kadar zorlanmış. Ama her bir üzüm tanesinin üzerinde ne kadar hassas bir elbise giydirilmiş. Dikişi de yok,
pontlukta yok, kabarmada yok. Allah Allah, ne kadar nasip ya. Sonra ne diyor? İki, ballı. Subhanallah, ne lezzet, ne saadet yani. Bir de bakıyor, tam ortasına da çekirdek koymuş. En yumuşak yerde en sert çekirdeği yaratmış. O çekirdeğin içerisine de asmanın bütün programını yerleştirmiş. Mucize içinde mucize. İşte bu işi yapan, her şeye kadir olmak lazım gelir. Hemen arkasına geldi. Subhane men tahayyara fi sun'ihil ukul. Tesbih ederiz, tenzih ederiz o Zat-ı Zülcelal'i ki onun sanat eserleri karşısında insanın aklı hayrettedir. Bir tane daha yer okuyacağım, ondan sonra bitireceğiz inşallah. Burada da üçüncü mektupta geçiyor, şöyle diyor. Tabii uzaydan, yıldızlardan anladı, uzun olması değil, ben ortadan başlıyorum. Bak, bir saltanatın haşmetine ki, gemileri ve tayyareleri içinde öyleleri var ki, bin defa küreyi arz kadar bir cetamette ve bir saniyede 8 saat mesafeyi kat eden süratledir. Hani eskiden Osmanlı donanmasının büyüklüğünü göstermek için ne yapıyor? Gemileri diziyor limanlara. Ne yapıyor o zaman çarklarıyla, artık lamba, ampul neyse artık o zamanın şeylerinde, kandiller, mandiller, hepsini aydınlatıyor. Adam bir bakıyor, uf. O sultanın haşmeti oradan belli oluyor. Üstad diyor ki, bak Allah'ın haşmetine, saltanatının azametine bak. Gemileri ve tayyareleri içinde ne var? Sayısını bilemeyeceğimiz kadar yıldızlar var. Büyüklükleri hassiz çeşitlilikte. Allah Allah. Ve ne diyor? Bir saniyede 8 saat mesafeyi kat edecek bir sürattedir. Dünyamız öyle 33, 35, 38 derim, çeşitli rakamlar duymuşum öyle. Ortalama 35 diyelim. Saniyede 35 kilometre gidiyor dünyamız. Bir gün 35 kilometre gidiyor. Subhanallah. Koca küre ya. Bütün yıldızları düşün. Bütün gezegenleri düşün. Bir de sadece dünyamız dönmüyor ki. Güneş de dönüyor. Sadece güneş dönmüyor. Güneş sistemi de dönüyor. Her şey hareket halinde. Allah Allah. Bir de okuyalım. Bak bir saltanatın haşmetine ki, gemileri ve tayyareleri içinde öyleleri var ki, bin defa küreyi arz kadar bir cesamette, büyüklükte, bir saniyede 8 saat mesafeyi kat edecek bir süratledir. İşte böyle bir sultana ubudiyet ve imanla intisap etmek ve şu dünyada ona misafir olmak ne kadar âli bir saadet, ne derece büyük bir şeref olduğunu kıyas et. Şimdi böyle büyüklere intisap insana büyüklük kazandırıyor. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ne İstanbul bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel asker. Şimdi Fatih'in askeri olmaktan onlar ne yapıyorlar? Şeref kazanıyorlar. Öyle bir fıkra anlatılır. Hikaye ya. Cennetin kapısı çalınmış. Melek açmış, bakmış bir grup asker. Demiş hayırdır? Demişler cennete gel. Siz kimsiniz? Fatih Sultan Mehmet'in askerleriyim. İyi demiş ama Fatih 500 sene evvel girdi cennete. Siz nerede kaldınız? Demişler ki biz mehter takımıyız. İki ileri bir geri ancak gelebiliriz. Ama Fatih'e intisaplılar yani. Fatih'in askerleriyiz diyor. Demiyor biz hak ettik gireceğiz gireceğiz. Fatih'in askeriyiz. Şimdi Allah'ın askeri olmak nasıl bir lezzettir? Nasıl bir saadettir? Bütün kürelere ve zerrelere hakim ve mutlak olan Allah'ın kulu olmak. Onun askeri olmak. Hani hatırıma geldi. Muzdat-ı Ahmediye'de Peygamber Efendimiz sahabelerden bir zata, Ashab-ı Suffa'dandır. Asıl ismi başkadır da çok güçlü, kuvvetlidir ve çok yardımseverdir bu zat.
Kim böyle yük taşıyamıyorsa onların yüklerini alır. Kocaman böyle bir şey geliyor karşıdan. Peygamber soruyor, kimdir bu filan zattır deyince, yok yok demiş Peygamber, bu sefinedir, gemidir demiş Peygamber. İsmi kalmış sefine. O da duymuş, çok hoşuna gitmiş. Resulullah söyledi ya. Sonra da diyor ki benim adım sefine. Dedim böyle isim mi olur? Resulullah taktı bana diyormuş ya. Asıl ismi unutulmuş. Bu zata Peygamberimiz demiş ki, sen demiş, Yemen'e git, Muaz bin Cebel var, sahabeden büyük bir zat. Ona bir haber gönderecek Peygamber Efendimiz. Onu yürüye yürüye giderken bir ormana giriyor. Karşısına kocaman bir aslan çıkıyor. Bir tükürüyor aslan. O zatta hiç telaş yok. Demiş ki ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarıyım. Yürü demiş. Aslan kenara çekiyor. Şimdi ben bunu okudum dedim. Adama bak ya. Nasıl bir intisap var. Aslan çıkmış tükürüyor. Diyor ki ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarıyım. Geri dönerken yolu şaşırmış sefine. Bakmış orada bir aslan var. Gitmiş de bir yol neresi? Aslan geçmiş önüne. Yol göstermiş. Ne bu? İntisap sözü. İşte böyle bir sultana ubudiyet ve imanla intisap etmek, bağlanmak ve şu dünyada ona misafir olmak ne kadar âli bir saadet, ne derece büyük bir şeref olduğunu kıyas et. Sonra kamera baktım. Son paragrafı. Vel kamera kaddarnahu menazile hatta adekel orcunil kadim ayetinin gayet parlak bir nuru i'cazı ifade ettiğini gördüm. Mucize nurlarını gösterdiğini gördüm. Evet, kamerin, ayın takdiri ölçülendirilmesi, tedbiri çevrilmiş döndürülmesi ve tedbir idaresi ve tenviri nurlandırılması ve zemine ve güneşe karşı gayet dakik ince hesapla vaziyetleri o kadar hayret feza. Adam diyor bugün diyor ne tatlı gece. İyi de aya ne gibi bakıyorsun ya? Hani öküzün trene baktığı gibi aya bakılmaz. Bak üstad bizi öküzlükten kurtaran bekler. Üstad bizi öküzlükten kurtarıyor ya. Aya Allah hesabına bakılır. Ay bir kelimedir. Ay bir yazıdır. Allah'ın kelimesidir. Allah'ın yazısıdır. Okuyalım diye konmuş, çevriliyor. İnceltiliyor, kalınlaştırılıyor, dikkat çekiyor, bak diyor. Nasıl bakacağız? Kamerin takdiri ve tedbiri ve tedbir ve tenviri ve zemine ve güneşe karşı gayet dakik bir hesapla vaziyetleri o kadar hayret feza, o derece harikadır ki onu öyle tanzim eden, dizel yerleştiren ve takdir eden, ölçülendiren, intizam veren bir kadire, sonsuz bir kudret sahibine hiçbir şey ağır gelmez. Onu öyle yapan her şeyi yapabilir fikrini Allah'a bak. Az önce üzüm içinde aynı şeyi söyledi. Bunu yapan her şeye kadir olmak lazım gerektir dedi, lazımdır dedi. Bu da böyle diyor. Onu kaderi öyle yapan, her şeyi yapabilir fikrini temaşa eden.